bu iktidar devam ettiği sürece bu cinayetin siyasi bağlantılarının ortaya çıkarılmayacağını düşünüyorum. Yani eğer tetikçi bir yerlerde öldürülmediyse ve yakalanırsa tetikçinin de yakalanmasıyla muhtemelen bu dosya böylece kapatılacaktır. Zaten Soylu da geçtiğimiz günlerdeki bir açıklamasında şey dedi, yani olayın herhangi bir gizemli yanı yok. Bir kişi kaldı, onu da yakalayacağız, bulacağız dedi. O bir kişi tetikçi ama işte netice itibariyle o bir kişi de yakalandıktan sonra muhtemelen bu dosyayı sümen altı etmeye çalışacaklar. Ha, belki şöyle şeyler olabilir. AKP-MHP ilişkisi böyle dışarıdan bakıldığında pürüzsüzmüş gibi görünüyor ama muhtemelen içeride ciddi de bir güç savaşı yaşanıyor. Eğer AKP saray bu cinayet üzerinden MHP'yi bir şekilde sıkıştırabileceğini, onu kendisine daha fazla mecbur edebileceğini vesaireyi düşünüyorsa alttan alta pazarlıklar yapılıyordur. Nereye kadar gidilecek, ne yapılacak bunlar konuşuluyordur bir yerlerde. Ama çok net bir şekilde Acerer'in söyledikleri doğru mudur değil midir, yani belgeli midir değil midir, o toplantıya dair kayıtlar var mıdır, telefon sinyalleri vesaire bunları bilmiyoruz. Ama zaten günlerdir konuştuğumuz mesele eninde sonunda bunun sıradan bir cinayet olmadığı, bir siyasi hesaplaşma olduğu, bir takım nedenleri bulunduğu, yani Mersin saldırısı, işte orada bir ülkücünün başka bir ülkücüyü öldürmesi, nefsi müdafaa dahi olsa sonrasında onun intikamının alınması, sözleri verilmesi vesaire ve ondan öncesinde zaten hareketin kendi içerisindeki muhaliflere yönelik bir şiddet dalgası zaten var. Yani Sebahattin Önkibarlar'dan tutun Yavuz Selim Demirağlar'a kadar, işte Selçuk Özdağlar'a kadar, Orhan Uğuroğlu'lara kadar ama sadece sokakta bunlar sopayla, bıçakla vesaireyle bir şekilde darp edilen kişilerdi. Ve o saldırıların hemen hemen hepsi cezasızlıkla sonuçlanmıştı ve dolayısıyla aslında teşvik edilmişti. İşte bu cinayet her ne kadar yaralamak mı istiyorlardı, öldürmek mi istiyorlardı bilmiyor olsak da o işin zirve noktası. Buradan nereye gidilir, nereye gidilmez dediğim gibi çok bilemiyorum. Yani resmi olarak bu dosyanın ben eninde sonunda kapatılacağını ve siyasilere uzanmayacağını düşünüyorum. Ama buna rağmen yani araştırmacı gazetecilerin bu kadar meseleyle uğraşması, hareketin muhaliflerinin ve farklı fraksiyonlarının birbirine girip birbirleri hakkında ifşalarda bulunması en azından kamuoyuna bir takım bilgilerin aktarılmasını beraberinde getiriyor. Yani işte örneğin MHP Ümit Özdağ fosil istihbaratçı diyor. Ama örneğin Ümit Özdağ bundan 3-4 sene 5 sene öncesine kadar o partinin bir üyesiydi. Şimdi biliyor muydunuz bilmiyor muydunuz istihbaratçı olduğunu bildiğiniz halde mi o partide tutuyordunuz yoksa yeni mi öğrendiniz? Hatta. Yeni mi öğrendiniz? Ya da tam tersi örneğin Ümit Özdağ diyor ki Devlet Bahçeli için işte onunla ilgili Türkeş'in kitabı var, mektubu var. O mektupta Devlet Bahçeli için MİT ajanı demişti. Peki sen o partiden milletvekili olduğunda bunu biliyor muydun? Bilmiyor muydun? Biliyordun aslında ama işte şimdi kendi aralarında bir çıkar çatışması başlayınca birbirlerini de ifşa etmeye başladılar. Bu işte portakal sandıkları meselesi de bununla ilgili. Yani bunu ülkücü hareketi araştıran, çalışan isimler bilirler. Yani 12 Eylül öncesi Devlet Bahçeli Gazi Üniversitesi'nde akademisyenken eninde sonunda işte hem MHP Genel Merkezi'yle hem Ülke Ocakları'yla yani hem Türkeş'le hem Muhsin Yazıcıoğlu'yla bağlantıları vardı. Ve o iç savaş ortamında yani insanların sokakta birbirini öldürdüğü, işte siyasetçilerin, akademisyenlerin, yazarların katledildiği bir strateji çerçevesinde kitle katliamlarının Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta yapıldığı zaman diliminde Bahçeli de eninde sonunda bu işlere karışmıştı. İşte portakal sandığıyla kastedilen şey onun arabasında yakalanan silahlardır. Üstelik onunla ilgili de şöyle bir şey anlatılır. O aslında bir yemdi. Yani o araçta 2-3 tane silah bulunması bir yemdi. O esnada Ankara'ya başka bir yoldan kamyon dolusu silah sokmuşlardı. Dolayısıyla o da emniyet kuvvetlerini atlatmak için bulunan bir yöntemdi diye anlatılır. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilmiyoruz. Ama netice itibariyle dediğim gibi bu saldırı belki iktidar değişirse aydınlanabilir. İktidar değişmediği sürece AKP-MHP ittifakı dağılmadığı sürece muhtemelen aydınlanmayacaktır. Öte yandan cinayetin üzerine gidildikçe hem cinayetin kendisiyle ilgili hem de o cinayeti işleyen zihniyetin geçmişte yaptıklarıyla ilgili yeni şeyler öğreniyoruz. Bu anlamda da ne kadar çok bilgi açığa çıkarsa toplumun hafızası açısından, ülkenin selameti açısından, Türkiye'nin demokratikleşme süreci açısından elbette ki iyidir.